Herkese merhaba, ben Kadir, kanalıma hoş geldiniz. Bir ürün inceleme videosuyla karşınızdayım. Harika bir ölçü aleti var elimde. Hem komponent test özelliği, hem osiloskop özelliği, hem PWM çıkışı verme gibi birçok özelliği barındıran bir ölçü aletini inceleyeceğiz. Dilerseniz ürünümüzü incelemeye başlayalım. Cihazımız bu şekilde geliyor. Probu ayrı, kendisi ayrı kutuda olacak şekilde geliyor. Şöyle bir paketimizi açalım. Evet, kullanım kitapçımız Çince ve İngilizce olarak karşımıza çıkıyor. Şu şekilde ayıralım. Burada ne varmış? Burada da büyük ihtimal rot tarzı şeyler vardır. Evet. Büyük ihtimal bu şarj aleti. Cihazımızın Type-C bir kablosu var. USB Type-C. Burada ölçümler yapabilmemiz için çeşitli osiloskop probları mevcut. Cihazımızın kendisi de bu şekilde geliyor. Kutulaması gayet güzel. Ben kutulama şeklini beğendim. Gayet güzel bir şekilde kutulanmış ürün. Evet, burada da cihazımızın kendisi var. Hemen şöyle ekran jelatinini bir kaldıralım. Evet, cihazımız çalışıyor. Şimdi daha detaylı bir incelemesine geçebiliriz. Ondan önce bir de şöyle probelarımıza bakalım. Bunları da çıkartalım. Detaylı incelemeden önce. Proplarımızı takabilmek için şu şekilde aparatları var. Şu cihazın üstünden gösterdim. Küçük bir bağlantı noktası konnektörü var. Bunu şu şekilde normal osiloskoplarınızın proplarıyla birlikte kullanabiliyorsunuz. Şöyle çıkartalım. Şu anda osiloskop modunda. Evet. Başka da bir şey yok sanırım paketler içerisinde. Şimdi cihazımızı daha detaylı incelemeye başlayabiliriz. İnceleme sırasında şarj bitmesin diye ürünümüzü şarja taktım. Şimdi rahat rahat inceleyebiliriz. Power tuşuna bastığımızda bizi 2 adet seçenek bekliyor. Burada biz öncelikle osiloskop modunu inceleyelim. Daha sonra da test moduna geçeriz. Osiloskop modunda hem osiloskop görevini yerine getirirken hem de PWM çıkışı verebiliyor ve üretebiliyor. Öncelikle buton işlevlerinden bir bahsedelim. Burada görmüş olduğunuz test hold butonuna basılı tuttuğumuzda yapmış olduğumuz ölçümle ilgili bize bilgileri veriyor. Tekrardan basılı tuttuğumuzda ise bu bilgiler gidiyor. Bir kere bastığımızda ise ölçümü durduruyor. Bunu şimdi daha net görürüz. Burada ok butonuyla da menü içerisinde gezinmeyi sağlayabiliyoruz. Ve bir kere basalım. Öncelikle burada skalamızı aşağı yukarı kaydırmamız için bir işlem geliyor. Yani sıfır noktası da diyebiliriz. Eski konumunu alalım. Bir kere daha bastığımız zaman buradaki volt devi değiştiriyoruz. 10 mV'da minimum 10 mV var. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi 10 volta geldi. Bu kademede iken test hold butonuna tekrardan basılı tutarsanız buradaki prop X ayarınız değişiyor ve 10x'e geçmiş oluyor. Tekrar basılı tuttuğumuzda ise tekrardan 1x moduna geçiyor. Şimdi burayı 2 volt alalım ve devam edelim. Yani her bir kareyi 2 volt olarak ayarladık. Tekrar bastığımızda ise görmüş olduğunuz üzere time divi değiştiriyoruz. Burada ölçmüş olduğunuz frekansa uygun bir şekilde bunu ayarlamanız gerekiyor. Bir kere daha bastığımızda DC ölçümü, AC ölçümü bunu seçiyoruz. Tekrardan basarak ilerlediğimizde burada auto kısmı var. Burada düşen kenar, yükselen kenar gibi şeyleri seçebileceğiniz kısımlar var. Ve tekrar bastığımızda duty oranını değiştirdiğimiz kısma geliyoruz. Burası duty oranını artırıp azaltıyor yukarı aşağı butonları sayesinde. Bir kere daha bastığımızda ise PWM'imizin frekans değerini değiştiriyor. Hemen şöyle probumuzu takıp hem osiloskop modunu kullanmış olalım hem de bir PWM çıkışını görelim.
probumuzun ucunu çıkartıyoruz. Burada eksi konnektörünü bağlamamıza gerek yok. Yani eksi bağlantısını. Çünkü aynı cihaz üzerinden hem çıkış hem ölçüm yaptığımız için zaten eksi hattı ortak oluyor. Şöyle PWM için ben şuradaki orta kısmına değdireyim. Şu anda 10 kHz'de sürekli 1 olarak görüyoruz. %50 dütüde. Hatta biz bu işlemi şu şekilde diğer probe yardımıyla yapalım ki ayarlamaları da yapabilelim. Şimdi bunu okunur bir hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için de öncelikle şunu yapmamız lazım. Buradaki 20 milisaniyeyi bir artıralım. Evet, okunur bir hale getirdik. 20 milisaniyeden 50 mikrosaniyeye aldık. Görmüş olduğunuz gibi frekansımız düzgün bir şekilde gözüküyor. Bu moddayken test butonuna bastığımız zaman görmüş olduğunuz üzere ekranda bizim çeşitli değerlerimiz çıkıyor. Bu sinyalimizle alakalı olan çeşitli değerlerimiz var. Şu an ekranda ne kadar okunuyor bilmiyorum ama maksimum voltaj, minimum, RMS değeri, peak to peak değeri, frekans değeri gibi değerler, duty oranı gibi değerler mevcut. Osiloskop kısmında değineceğimiz şeyler bu kadardı. Şimdi test moduna geçebiliriz. Orasının işlevi birazcık daha fazla. Şunları bir sökelim öncelikle. Osiloskop moduna geçtikten sonra veya test moduna geçtikten sonra power tuşuna bir kere basmanız sizi tekrardan menü seçeneğine götürecektir. Eğer kapatmak istiyorsanız da sürekli basılı tutmanız gerekiyor. Kısa bir süre basılı tuttuğunuz zaman tamamen kapanıyor. Şimdi test kısmına geçebiliriz. Evet, komponent testi için şuradaki numaralı kısımları kullanacağız. Burada katot ve anot yazan kısım var. Burayı kullanmıyoruz. Burayı sadece zener diyot ölçümleri için kullanacağız. Şu kondansatörümüzü yerleştirelim. Buradaki numaralı bölümlerden herhangi birini kullanabilirsiniz. Burada kondansatörünüzü test edeceğiniz zaman, özellikle kondansatörü test edeceğiniz zaman kondansatörün boş olduğuna %100 emin olun. Çünkü cihazınız zarar görecektir. Test butonuna bastığımız zaman cihazımız test etmeye başlıyor ve bunun bir kondansatör olduğunu algıladı. 480.8 mikrofaradlık bir kondansatör olduğunu söylüyor. Etiket değerine baktığımız zaman ise 470 mikrofaradlık bir kondansatör olduğunu görüyoruz. Yani bu tolerans değerleriyle tutarlı bir şekilde ölçümünü yapmış oluyor. Şimdi burada görmüş olduğunuz üzere 3 adet transistörümüz var. Bunlardan bir tanesi MOSFET, 2 tanesi BJT ama bir tanesi bozuk. Şimdi bunların nasıl test ettiğini de bir inceleyelim. Hangisi bozuktu hatırlamıyorum. Artık onu rastgele göreceğiz. Bu şekilde yerleştiriyoruz cihazımıza. Şuradaki mandaldan kapatıp test butonuna basıyoruz. Evet, büyük ihtimal arızalı olan buydu. Bunu düzgün bir şekilde ölçmedim. Bunu şöyle kenara ayıralım. Şimdi de şuna bakalım. Bu neymiş? Bu sanırım MOSFET. Tam okuyamadım ama MOSFET olması lazım. Görmüş olduğunuz üzere N kanal bir MOSFET olduğunu bizlere söyledi. Burada threshold voltajının 3.69 volt olduğunu, RDS10 direncinin 0.1 ohm olduğunu bizlere söylüyor. Burada da içerisindeki diyotun üzerinde düşen gerilimi görebiliyorsunuz. Buradaki de gate kapısının kapasitansı. Bunu da aldık şöyle. Bunun da bir adet BJT tip transistör olması lazım. Testini yapalım bunun da. Görmüş olduğunuz gibi BJT NPN bir transistör olduğunu söylüyor. Bize burada HF beta kazancını söylüyor. Bu şekilde bu tarz komponentlerin testini de yapabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz bir de bobine geçelim. Cihazın ölçüm kapasitesini açıklama kısmında ulaşabilirsiniz. Zaten teknik detaylarda da bahsettim. Bunun pini birazcık kalın ama sığacağını düşünüyorum. Evet, bir tık daha kalın olsa büyük ihtimal sığmayacakmış. Evet, bobinimizin 0.22 mH'lik bir bobin olduğunu ve iç direncinin de 0.08 ohm olduğunu bize söylüyor. Bu bobinimiz 220 mikrohenrilik bir bobin, yani 0.22 mH'lik bir bobin. Şimdi şöyle bir bobinimiz daha var. Bunun da ölçümünü yapalım. Bunu da şu şekilde probeları kullanarak gerçekleştirelim. Bu proplarda zaten bu işler için buraya sığmayan malzemeleri veya devre üzerinde ölçüm yapmamız gereken bazı komponentler için kullanacağımız proplarımız şu şekilde kıskaçlarıyla kıstırıyoruz malzememizi. Evet, bunun da 0.60 mHz'lik bir bobin olduğunu söylüyor.
Şimdi Zener diyot test kısmına geçeceğiz. Fakat onu burada da yapabilirsiniz. Şu şekilde menü tuşuna basarak menü kısmında fonksiyonlardan da yapabilirsiniz. Fonksiyonlara geçmeden önce buradaki ayarları bir bahsedelim. Şuradakiler standart ayarlar. Açılış animasyonu olsun mu? Dil ne olsun? Otomatik kapansın mı? Ama en altta 4. ve 5. kısım bizim için birazcık daha önemli. Buradaki volüm sizin tuşlara bastığınızda çıkan bip sesinin volümü. Bunu ok tuşuyla artırıyorsunuz. Maksimum seviyeye geldiğinde tekrar basarsanız minimuma alıyor. Şu şekilde kalsın. Diğer kısım ise arka plan ışığı. Bunu şu şekilde, eğer şarjın uzun gitmesi gereken bir durum varsa bu şekilde kullanabilirsiniz. Biz bunu şu şekilde alalım. Şu an parlaklığı gayet iyi. Tekrardan test butonuna basarsanız function kısmına geçecek. Burada fonksiyonları görebiliyorsunuz. Birinci fonksiyon süreklilik testi. İkincisi voltaj ölçümü. Üçüncüsü PWM çıkışı. Dörtte zener diyot var. Altta ise DS18B20 var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Büyük ihtimal bir komponenttir. Ve altında DHT11 var. Biz buradan öncelikle şu zener moduna bir gelelim. Burada iki adet zener diyodumuz var. Bu zener diyotlardan bir tanesi 12'lik, bir tanesi de 18'lik. Öncelikle 18'lik olanı bir test edelim. Görmüş olduğunuz gibi 17.7 voltluk bir kırılma gerilimi olduğunu görüyoruz. Ki 18 voltluk bir zener için gayet normal bir değer. Bunun da 12 voltluk olması lazımdı. Evet, bu da 11.7 voltluk bir kırılma gerilimine sahip. Diğer tarafta normal diyotlarımız var. Bunu bu kademede ölçtüğümüz zaman büyük ihtimalle bize sadece üzerindeki düşen voltajı gösterecektir. Sonuçta bunlar normal diyotlar. Şunu tam oturtamadık sanırım. Evet, onu da göstermedim. Normal diyotları test etmemiz için buradan çıkıp bu kısımda denememiz gerekiyor. Şu an görmüş olduğunuz diyotumuz arızalı bir diyot. Bunu hemen değiştirelim. Şuradaki sağlamı yerleştirelim ki gerçek ölçümünü görelim. Burada bize direnç olarak gösterdi ama bu bir diyot. Yani bu arızalı olduğunu gösteriyor. Görmüş olduğunuz üzere üzerindeki düşen gerilimin 0.65 volt yani 658 milivolt olduğunu gösteriyor. Osiloskop bölümünde PWM çıkışı verdiğimiz gibi direkt olarak buradan da verebiliyoruz. Ya da voltaj okuması da yapabiliyoruz. Bunu da şu şekilde test edebiliriz. Bunun için yukarıda görmüş olduğunuz kısımdan in kısmını kullanıyoruz ve sadece 16 volta kadar giriş yapabiliyoruz. 16 voltun üstüne çıkmamamız gerekiyor. Cihaz 16 volttan sonrasını desteklemiyor. Şu an benim ayarlı güç kaynağım 8.4 volta ayarlı. Görmüş olduğunuz gibi 8.4 volt olarak ölçtü. Cihazımız için benim anlatacaklarım bu kadardı. Daha detaylı bilgi için cihazın kullanım kılavuzunu inceleyebilirsiniz. Atölyenizde birçok işinizi kolaylaştıracak veya ufak tefek sağda solda yapmış olduğunuz işlerde yanınızda taşıyabileceğiniz küçük pratik bir ölçü aleti diyebiliriz. Hem osiloskop görevi var ki bunu hani çok üstün bir osiloskop görevi beklenemez. Ama ihtiyaç duyulduğunda küçük sinyalleri fark etmenizi sağlayacak veya breadboard üzerinde yaptığınız küçük çalışmalarda bazı şeyleri yakalamak istediğinizde işinizi görecektir. Sonuçta bu profesyonel bir osiloskop cihazı olarak üretilmedi. Küçük bir multimetre test cihazı olarak da düşünebilirsiniz. Gayet pratik ve çantanızda kolaylıkla taşıyabileceğiniz kompakt bir yapıda bir ölçü aleti diyebiliriz. Ayrıca bu cihazın ır alıcılarla vericilerle haberleşmedeki vericinin kodunu da çözebilme yeteneğine sahip. Fakat ben denediğimde çalıştıramadım. Ya farklı bir şekilde çalışıyor. Kitapçığına baktım, denedim ya da benim aldığım üründeki bu kısım bozuk. Zaten çok kullanmayacağım için üstüne de düşmedim. Evet, videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha fazla ürün inceleme videosu istiyorsanız videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bunu bana bildirirseniz sevinirim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.